Az önceki konuşmaların tamamında fazla özgüvenden bahsettim. Aslında özgüvenin olmasından bahsettim ama şimdi fazla özgüvenli ataklarda gecikme ve saldırıya maruz kalmak. Şimdi fazla özgüvenin olmasının kötü yanı da şu, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Yani benim örneğin dışarıda trafikte bir sosyal ortamda, kafede, restoranda kavga etme ihtimalim normal bir insana göre daha düşük. Çünkü şunu biliyorum, oturduğum yerden kalktığımda karşı taraftaki kişiyi etkisiz hale getirip silindir edasıyla üzerinden geçebileceğimi hissediyorum. Bu hissiyat beni bir nebze de olsa sakinleştiriyor ve neler yapabileceğimi biliyorum. Aslında bunu da şöyle anlatıyorum ben hep. İnsanlar hep soruyor, nasıl bir duygu? Bu şöyle bir duygu. Arabanızla giderken bir kediye yanlışlıkla çarpsanız ve onun ölümüne neden olsanız, arabadan inip onu yerde ölü olarak yatarken görseniz ne hissediyorsunuz? Hiçbir şeyi geriye de alamıyorsunuz ve onun vicdan azabını çekmek gibi bir şey bu. Yani dışarıda normal insanlarla mücadeleye girmek ve onlara zarar vermek bir arabayla bir kediye çarpmak kadar vicdan azabı ve insanı yıpratıcı psikolojiye getirebiliyor. Yani ben dışarıda sıradan insanlarla mücadele ettiğimde ya da edeceğimde onlara zarar vermek beni gerçekten yıpratıyor. Yani psikolojik olarak yıpratıyor. Sportif açıdan, bedensel açıdan değil, vicdanen yıpratıyor. Böyle ama fazla özgüvende ikinci bir aşama var. Bu profesyonelleşmemiş insanlarda tehlike anını getiriyor. Nasıl? İri arkadaşlarımız var, güçlü arkadaşlarımız var hepimizin. Belki siz de kendi çapınızda irisiniz. Bir erkek olarak, bir kadın olarak, kendi arkadaş çevrenizde ya da kendi mücadele edeceğiniz insanlara göre biraz daha güçlü olabilirsiniz. Bu korkuyu aşırı geriye çekiyor. Korkunun aşırı geriye çekilmesi de telaş olmanızı engelliyor. Hep adrenalinden bahsettim ya. İşte o adrenalin o telaş olma anında sizin hızlı hareket etmenizi sağlıyor iyi durumlarda. Eğer o adrenalin hiç ortaya çıkmıyorsa da bu kez pasif kalıyorsunuz. Yani zayıf olan, daha tehlikesiz bir insandan bile saldırı gördüğünüzde, darbe aldığınızda ya da zarar gördüğünüzde ikinci bir hareket etme ihtimaliniz çok düşüyor. O yüzden aşırı özgüvenden dolayı bir mücadele başlayacağı anda konum almamak, pozisyon almamak, kendini koruma anına geçmemek, bunlar kayıp getirir. Ne kadar iyi mücadele ederseniz edin, eğer bir mücadele başlıyorsa muhakkak sanki karşı taraf sizden daha iyiymişçesine pozisyon alın, konum alın. Özgüven fazlalığı burada kayıp getirir. Şartlar ne olursa olsun küçümsemek diyelim biz buna. Her zaman böyle halk arasında atasözleri vardır işte düşmanını karınca gibi görme bilmem ne. Bunları geçin. Hazır olun mücadeleye ve siz rakibinizi çok rahatlıkla ekarte edebilecek durumda olsanız bile sanki sizden güçlüymüşçesine hareket edin. Tavırlarınız, aktifliğiniz, ataklarınız, saldırılarınız hep bunun üzerine kurulu olsun. Yani ben bunu nasıl olsa alırım ya da nasıl olsa bu mücadeleyi kazanırım, bu saldırı başlamaz, benden çekinir ve benzeri gibi handikap içeren psikolojiler mücadele anında zarar görmeyle sonuçlanır ve bu zarar size kaybı getirir. Oldu mu? Burada hep psikolojiden, vuruştan, mücadele etmekten yani neredeyse ders programını kadar, hatta ders programından fazla konu anlatımı yapıyorum. Nedeni şu, hazır olabilmeniz için. Bunu şöyle izah edeyim. Geçmişten günümüze ben birçok Wing Chun öğrencisi gördüm. Sadece Wing Chun değil, kickbox hocası gördüm, kickbox asistanı gördüm, tekvando hocası, karate hocası ve derslerimde birçok sistemin eğitmeni olan arkadaşlar da öğrencim. Handikap şurada başlıyor. Bizler işin sanatsal kısmını öğreniyoruz. Aslında sistematik olarak sanatsal kısmı öğrenen herkes bu işi uygulamaya dönük hiç faaliyete geçirmiyor.
Aslında insanlar iyi niyetli, bunu kabul ediyorum. Ama dövüşülemeyen, yani bir dövüş sanatında size verilen bilgi dövüşte uygulayamıyorsanız kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Bir sürü bilgi yığını var. Yani bugün örneğin ben bir Wing Chun eğitmeniyim. Belki eğitmenim olan Korkmaz Şimşek'ten dolayı 5-6 tane Wing Chun organizasyonu gördüm yurt dışına bağlı. Korkmaz Hoca'yla onlarla yapılan tüm programları, her bir organizasyonun Wing Chun yapış tarzı hepsine bakıyorum. Şurada insanlar çok şey veriyor, çok bilgi var. Ama kimse bilgiyi çok tekrar etmiyor. Ve ben bunu nasıl dövüş anında uygularım diye düşünmüyor. Ya da dövüş anında uygulanmayacak ya da işte uygulanmayan bir sanatsal hareketi uygulayamazsam diye çalışmıyor. Yani bir şeyi önce oturtursunuz, çalışırsınız, çok tekrar edersiniz. Hareketteki hataları düzeltirsiniz. Düzeltilen hataları çok tekrar edersiniz. Ve bunu ben dövüş anında nasıl uygularım diye bakarsınız. Ben hep şu an DAS eğitimi içerisinde baktım, konulara giriyorum. Durmadan bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Teknikler, hani dövüş anında yapılacak şeyler aslında çok büyük bilgiler değil. Sadece normal uygulanan hareketlerin refleksleri oturtulması. Ha, bunlar biraz daha derinleşebilir, biraz daha sığ kalabilir, önemli değil. Önemli olan mücadele anında bunu uygulayacak psikolojiye ve mücadeleye girebilecek tecrübeye sahip olabilmenizi sağlamak. Yani devamlı bir bilgi veriyorum size buradan. Yani devamlı konuşuyorum. Şunu böyle yapın, bunu şöyle yapın. Hatta birbirine çok benziyor konuşmalar. Adrenalin konusu, atak konusu, korkuyla yüzleşme, atak yapmakta acele etme, özgüvenin önemi, vuruşların önemi, çok tekrar çalışmanın önemi. Bakın hep dönüyorum, dolaşıyorum, aynı yerlerdeyim aslında. Sadece sizin bilincinize bunu oturtabilmek derdim, oldu mu? O yüzden özgüveniniz yerinde ne kadar olursa olsun her daim rakibinizi ciddiye alın ve bir mücadele başlıyorsa sanki acizmiş gibi mücadeleye başlayın. Alacakmış gibi değil, acizmiş gibi başlayın ama bu korku olmasın hiçbir zaman. Korkuyla tedirginliği birbirine karıştırmayın. Korku başka bir şey. Tedirgin olup atak yaparsanız eğer mücadeleyi kazanırsınız. O yüzden biraz hassasiyet, biraz atak yapma güdüsü, biraz da tehlikeyi ciddiye alma durumu sizi ataklarınızda, mücadele anında başarılı hale getirecektir. Çalışmalarınızda şimdiden kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.